Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Renault Captur aracımıza Grundig'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli GX3800 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Araçta logo ile açılma özelliği var, onu da açılışta göstermiş olduk. Bir adet özel çerçeve kullandık piyano bilek. Aracın hatlarına birebir uyumlu ve cihazımızda fit olarak katlar nitelikte. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Birebir karşılıkları kullandık ki olası aracın orijinaline dönüldüğünde herhangi bir problemle karşılaşılmayacak. Üçüncü konu, direksiyon simidinin altında 7 fonksiyonlu tuş var. 5 fonksiyonu sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Birazdan video içerisinde göstereceğim. Bir yapı oluşturmamız şurada. Bir fit bir alan oluşturduk USB için. Şu anda Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites attığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera. Derinlik, netlik ve geniş açı veriyor. Şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Ve 170 derece açıda olduğu için de sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cismi kesinlikle ekranda da görebiliyoruz. Boşada ileri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. İlk önce direksiyon kumandalarını başlayalım. Spotify'a geçiyorum. Ses açma. Ses kısmı. Alttaki rulör tuşu çalışmıyor. Aşağı yukarı olan. Şarkı atlatmaları şu tuş olarak ayarladık. İleri şarkı ya da kanal arama geri. Direksiyondaki altındaki bir tuşu da bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 23 derece. Öğleden sonra gibi kullanıcı Apple CarPlay ya da Android Auto kullanırken ilgili tuşu bas konuş olarak kullanacak. Dokunacak, uyarıyı duydu, yönlendirmeyi söyleyecek. Orada mısın? Buradayım. Gibi. GX 3800 cihazımız araca neler kazandırıyor? YouTube kanalımızda yüzlerce araca yapılmış montaj videolarına bakabilirsiniz. Yaklaşık 700'ün üzerindeki araca entegre edebiliyoruz. Captur da bu araçlardan biri oldu. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kabloyla sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz bağlı, kabloyla çalışıyor. Dileyen kullanıcılar opsiyonel parçayla kablosuz da çevirebiliyoruz. Hem Apple'ı hem de Android'i. Yine Android Auto da kabloyla ilgili kısımdan çalışmış olacak. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. Özel bir altyapısı var. 24 adet radyo istasyon altyapısı var. FM1'de 12, FM2'de 12, toplam 24 adet. Flash bellek üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Şu tırnak alanı. Bunlar olmadığı için rahat çıkıyor, yapıştırmalı gerekecek. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. İlgili kısma flash bellek taktıktan sonra ikona dokunuyoruz. Buradan videolar ya da MP3'leri seçebiliyoruz. Gibi. Videolar ya da müzikler açılabiliyor. Aynı zamanda telefon görüşmesi ve telefona müzik aktarımı hem Apple CarPlay hem Android Auto üzerinde çalışıyor. Dileyen kullanıcı da yine ilgili kısımdan telefon eşleştirmesi yaparak harici mikrofonu da ilgili kısma bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyede ulaşmış olacak. Yine USB'ler üzerinden cihazımız pazardaki tek üründür. Her iki akıllı telefondan da screen mirrorlik yapabiliyor. Şu anda Apple Mirror'a çektim. Yine aynı USB portuna cihazımızı bağladık. Telefonu açıyoruz. Ekranımıza güven diye bir bari gelecek. Güvendik. Eğer ekran şifresi varsa telefonunuza şifreyi giriyorsunuz. Apple Mirror karşınıza geliyor. Buradan da YouTube ya da farklı içeriklerden video açabilirsiniz. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.
öylelikle YouTube ya da farklı içeriklerden videolar yansıtabiliyor kullanıcı. Dile eğer araçta arka eğlence paketi olacaksa cihazımız arkalara da görüntü aktarabilir nitelikte yapısı mevcut. Yine kullanıcı CarPlay yapısına dönmek için ilgili alanda işlem yapıyor. Takılı zamanda CarPlay ekranımıza gelmiş olacak. Yani araca neler kazandırdı? Tekrar etmek gerekirse radyo, CarPlay, Android Auto, USB'den video izleme, Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefondan kablosuz müzik aktarımı, her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yapabiliyor cihazımız. Aynı zamanda Kenwood altyapısında olduğu için de müzik kalitesini aracın çok keyifli konuma ulaştırıyor. Buradan ayarları yapıyorsunuz. Hazır Equalizer'ın haricinde iki tane kullanıcı Equalizer'ı var. DSP zaman ayarı var. Hoparlöre giden frekans ayarları. Ve subwoofer ayarlarıyla araçta var olan hoparlörlerle bile, yani stok hoparlörlerle bile daha keyifli müzik oluşturuyor. Dileyen kullanıcılar için de cihazda 3 tane amfi çıkışı var. Ses altyapısı da Kenwood olduğu için çok başarılı bir müzik sistemi oluşturuyor. Araç 2016 model Renault Captur. Montajımızı tamamladık.